Ve günün son haritası Miramar haritasıyla tekrardan birlikteyiz. 5 minutes later. Bu arada X-Ray ve Timber. Fesbey Valkes S2G mücadeleye girmişti. X-Ray şimdi Timber'ı düşürüp skorunun garantisini çekmeyi başardı. Hızlı şekilde maça dönüyoruz. 51 oyuncu hayatta. 15 takım hala Miramar haritasında mücadele ediyor. Snows bu arada sürüyel aracına doğru bir hasar bıraktı. Dokunma aynı şekilde X-Ray'i düşüren isimdi. Bu arada third partiler iyice yaygınlaştı. Silah seslerinden S2G Fesbey Valkes savaşına bir takımın daha uzaklardan dahil olduğunu görüyoruz. Chaos Nexria. Burada Xavier'i düşürmeyi başardı. İşte burada Regnum Karya. Finallerde Pekado bölgesindeki muhtemel rakiplerine çelmeyi takmayı başardılar. Devamı gelecek mi? Göreceğiz. Zwolf orada. Zwolf'un da yerini biliyorlar. Tron 6x'e bir sprey atmaya çalışıyor. Artık Zwolf'u da bırakmayacaklardır diye düşünüyorum Sencer. Papara Supremacy Blaze'in sonu geldi mi? Papara Supremacy Blaze'in sonu. Şimdi Lox'in de buraya katılmasıyla birlikte geliyor diyecektim ama Rip 7... Wild ikilisi Supremacy Blaze'e gerçekten büyük sıkıntılar çektirdi. Kroll bu arada arkalayıp orada bir oyuncu düşürmeyi başardı. Tron düşüren isimdi. Roxy yapısıyla birlikte Kroll'un üzerine düşüyor. Kroll onu yakalayabilecek mi? Hayır, hayır, hayır. Regnum Karya artık Pekado'nun hakimi diyebiliriz. Diğer ilk 16'ya giremedi Supremacy Blaze ki giremediğini düşündüğüm için bunu söyledim. Ezel'de takım arkadaşlarıyla beraber aldığı ya da kendisi almış olabilir. Totalde 3 kill puanı var. Onları çok fazla görememiştik. Burada Cat'in üzerine gelen kafalar oyuncuları var. Cat'i burada düşürmeyi başardılar düşürdükten sonra. Poser da düşecek. Bakalım onların akıbeti ne olacak? Az sonra onları da göreceğiz. Kafalar ekibi güzel kill puanlarına ulaştılar. Zaten kendileri 15. sıradalardı. Bakalım maç sonunda neler olacak? Burada Oscar kafasını çıkartır çıkartmaz. Frozen'ın mermilerinin hedefinde. Frozen neler yapıyor Sencer? Frozen'dan inanılmaz bir performans gelmeye devam ediyor. Oscar yerde Game Battle adına belki oradaki kutunun arkasına saklanmaya çalışıyor. Silas yerdeki bir başka isim ama tepelerde Chaos Nexria gayet güzel bir hakimiyet kurmuş gibi duruyor. Ve bu Miramar haritasında oldukça iddialı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Good Guys ekibi yakın mesafe bir savaş içerisindeki Körü Cerrah takım adına hayatta kalan son oyuncu. Şimdi S2G ile birlikte bir mücadeleye girecek. Tabii el bombasını çekti. Özellikle tek kaldığı için bu el bombasıyla birlikte güzel kilidi açıp 1 ve 3 pozisyonu bile oynama şansına sahip olabilir. Çok dikkatli olması lazım. Kaskının bittiğini görüyoruz ama Silas atmış olduğu el bombasıyla birlikte Good Guys'ın fişini çekiyor. Kör Cerrah sona kalan isim de ölüyor ve burada Good Guys'ın elendiğini, oyuna veda ettiğini görüyoruz. Kazers tepelere geldi. Regnum Karya oyuncuları önlerinde ve alan verecek. Orada bir 4 yol olduğunu görüyoruz. 4 yol tarafında Getso var. 4 yolun batısında hemen altlarında Regnum Karya. Karşı tepelerde Chaos Nexria. En kuzeyde Ten Lightning ekibi. İşler kızışacak. Bir sonraki alanda takımlar hareket etmek zorunda kaldığı zaman işler kızışacak. Son alan Getso'ya. Tam 4 yola bende. Tam 4 yola diyorum ben tam de. Tam 4 yol. Verdi mi o alanı diye bakıyorum. Hayır, kuzey taraflarına doğru verdi ve Ten Lightning ekibi çok avantajlı oldu bu alanda birlikte. Team Demiral da avantajlı, futbolist de avantajlı bu alanda. Ama güneydeki takımların artık hareket etmesi gerekiyor. Ezel, Rip 7 aynı binadalar şu anda. Silas ve Hamsici de buraya katılmak isteyebilir ama burada gizli bir pusu var Ezel tarafından. Şimdi Rip 7 onu gördü mü? Hayır, lootunu yapıyor. Şimdi gördü. Uzaya doku çıkacak ama Ezel düşürüldü. Orada gerçekten çok güzel bir pusu kurmuştu ama Rip 7 orada Ezel'i bitiren isim oldu. Yollarına devam ediyor böylelikle S2G burada hasar almadan. Kesinlikle öyle. S2G oraya harika gittiğinde bu çok kontrollü oynamıştı o pozisyonu. Burası da onlara bir kazanç oldu diyelim. Getso ekibi yine 4 kişi yollarına devam ediyorlar. Bu takım oyun ortasında oyuncu kaybetmemeyi öğrenmiş. Bir kere bunu söyleyelim. Yani eski tabii ki oyuncuları yok ama genelde Getso dediğimizde stabil ama arada sırada böyle girdikleri savaşları çok fazla hasar alıyorlardı. Bunları da çözmüş gibiler. Spron takıma bunları iyi alıştırmış, iyi çalıştırmış gibi gözüküyor. Şimdi burada Loxy Spron'a doğru mermilerini atmayı başarıyor. Çok açıkta olan Spron'u yakaladılar. İşte tam bundan bahsediyordum. Ben söylediğimde üzerine denk geldi. Loxy burada Spron'u düşürdükten sonra diğer rakiplerine karşı da odağını çevirmiş durumda. Jengix burada ileriye doğru açılacak mı yoksa takım arkadaşına doğru mu gidecek? Takım arkadaşına gitmeyi seçiyor burada. Yekta da uğraşıyor ancak yani bu pozisyonda çok da fazla bir şey yapması mümkün değildi özellikle bu can yüzdesiyle beraber. Hemen canını bastı. Artık daha fazla rakipleriyle uğraşabilir. Chaos Nexria'da 3 skor. Hiç kayıp yok. Çok kritik bir nokta. Çok kritik bir nokta. Yollarına devam ediyorlar. 4 kişi hayattalar. Bu zaten senin de söylediğin gibi en kritik noktalardan bir tanesiydi.
Yekta şimdi el bombasını çekiyor. Sylas'ın üzerine doğru atmak isteyecek. Sis'in önüne doğru Sylas'ın koşuyor. Doğru gelen bir bomba söz konusu ama tam olarak istediği hasarı çıkartabilmiş değil. S2G'den bir split söz konusu. Rip 7 Kudur'u düşürdü. Şimdi geriye doğru çekiliyor olacak. Ne kaldıktan sonra geriye doğru çekildi. Çok akıllıca bir hamle söz konusu. Raze de bu arada Yekta'yı düşürdü uzak mesafeden. Chaos Next Rüya'nın iki oyuncusu şu anda yerde. S2G oyuncuları hemen tepenin altında. Orada Chaos Next Rüya'ya baskı kuran isimlerden bir tanesi. Raze bu arada Melissa'yla birlikte bir knock daha aldı. Gerçekten futbolist oyuncuları bütün harita içerisinde, alanın içerisinde oldukları için hasar verme konusunda oldukça başarılı. Nihat elinde M4'ü var. Pencere üzerindeki açıklığı kullanarak rakip takım oyuncularını şu anda izliyor. Ve yaklaşık 5-10 saniye içerisinde yeni alanı da görüyor olacağız. Kuzey taraflarına verdiği takdirde futbolistin Ten Lightning için çok avantajlı olacağını görebiliriz. Güney tarafta Getso, S2G ve Chaos Next Rüya kaldı kafalarla birlikte. Artık takımların oyuncuları birazcık bölük pörçük oldu. 4 kişi yaşayan çok fazla ekip yok. Bu yüzden son alan gerçekten çok kızışacak. Kesinlikle öyle. Bakalım nereye gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. Hangi takımın üzerine verecek burada alanı ve... Ten Lightning ekibinin bir oyuncusunun olduğu bölgeye, hemen hava yardım paketinin olduğu bölgeye doğru bir alan gitti. Oyuncular hızlı bir şekilde gitmeyi mi tercih edecekler yoksa sakin bir şekilde oynayıp alan içerisine giren oyuncuları vurmayı mı tercih edecekler? Az sonra görüyor olacağız ama S2G'nin yakınında bir ekip var, Chaos Next Rüya. S2G'nin yine sol taraflarında bir ekip var, Getso. Neler olacak burada gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Orada S2G yerinde olmak istemezdim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Belki de en korunaklı yer Ten Lightning ekibinin oyuncularına ait. Snooze'u bu arada 646 hasarla beraber görüyoruz. Hayatta olarak yine onu takip eden S2G'de Rip 7 var. 518 hasarla beraber. Yani bu maçta bir kill rekoru gelmeyecek gibi Sencer ama yani çok güzel bir oyun oldu gerçekten ya. Yani birebir savaşlar, takım savaşları, yine uzak savaşlar. Ya, takımlar nedense böyle hazır gibi hissettiriyor ya bana. Yarın Pro Ligi başlatalım gibi hissetmeye başladım ben ama. Burada Ego benim sözümü böldü ve aşağıya inen Frozen'ı hemen düşürmeyi başardı. Biraz erkenci davrandı gibi hissettim ben. O da onların hatası. Onlara bir eksi yazabiliriz diye düşünüyorum ben. Galip tahmini. Galip tahmini burada çok zor, çok zor. Ten Lightning, o da adam avantajında. Kizzers'ın üzerinde gerçekten küçük çaplı bir red zone var. Orada Kizzers'ı düşürmeyi başardılar. Clutch burada hemen aracına atlayıp takım arkadaşlarının yanına doğru gitmeye çalışacak. Burada Lovaz'ın açık bir görüşü vardı ama bir yerden sonra o görüş kesileceği için problem yaşayabilir diyecektim. Lovaz'ın aslında kendine birazcık daha fazla görüş yaratmıştı. İşte burada attıkları mermilerden dolayı bir miktar geç kalmış olabilirler. Nasıl bir konum alacaklar, nasıl bir pozisyon almayı tercih edecekler az sonra göreceğiz ama burada S2G'nin olduğu konum hiç fena değil. Önlerinde ufak bir yükselti var. Cover alabilecekler. Hemen sol taraflarına attıkları smoke'lar var. Getso tarafına doğru da bir korunak sağlayacaklar kendilerine. Ya ben şöyle baktığımda bir galip tahmini söylemekte çok zorlanıyorum ama yani ne söylesem yalan olur. Ben burada Ten Lightning ekibini en azından turnuva biterken son sıradalardı. Bir galibiyetsiz buradan göndermeyi istiyorum. Yani ben de onların şu anda alanın içerisinde zaten iyi bir konumda oldukları için bu galibiyeti alma potansiyeli en yüksek takımlardan biri olduğunu düşünüyorum ki Nax burada clutch'ı düşürmeyi başardı. Sonrasında Ten Lightning ekibinden de Rip 7 knock'ı geldi. Sylas aynı şekilde bir oyuncuyu düşürdü. Şu anda karşılıklı killer alınmaya devam ediyor. İki oyuncusu yerde Ten Lightning'in. Ordu'nun tepenin hemen arkasındaki konteynerin önünde kendisine bir konum almış durumda ve onların arkasında bir ekip var. Burada clutch kaldırıldı. Sonrasında bir diğer oyuncu kaldırılacak. Sylas Nihat'ı düşürmeyi başardı. Gelen bir bomba söz konusu bu arada. İşler karışabilir. 3 skoru var Ten Lightning ekibinin. Şimdi birazcık daha geriye çekilmek isteyebilir. Burada alanı nereye vereceği çok önemli. Eğer Ten Lightning'i kapatırsa diğerlerinin işi imkansız derken Ten Lightning'i kapandı. Önlerinde bir tepe var. Buradaki tepenin avantajını kullanarak sonuna kadar oynamaları lazım. Amsici Rago'yu düşürmeyi başardı. Ve burada da Team Demiral Espor'un bittiğini görüyoruz. Artık futbolist, S2G ve Ten Lightning ekipleri hayatta. Bakalım buranın kazananı kim olacak? Futbolist 4 kişi yaşıyor. Ten Lightning ekibi 4 kişi yaşıyor. Ve 2 kişi yaşayan da S2G var. Burada futbolist ekibi yine 4 kişi olan ekiplerden bir tanesi. Çok kritik bir noktaya sahipler. Onlar o kritik noktayı birazcık daha sağ taraflarına doğru oynarlarsa açık bir görüşte... Önlerinde olacak rakipleri ancak Ten Lightning ekibi bunu istemiyor. S2G'yi de oynatmayacaklar belki de galibiyete gidecekler ama ben az önce bu galibiyete gölge düşürebilirdim. Gerçekten çok korktum ve final sunumunu sana bırakıyorum buradan.
Dazimov şimdi Molotov'unu gönderdi. Polisten az önce bir nak çıkartmışlardı ama şimdi aracı patlatmak isteyecek. Bu arada güzel bir headshot da buldu Dazimov. Sonrasında birazcık daha sakin kalmayı tercih ediyorlar. Nox bugge bindi gidiyor derken Dazimov diğer taraftan gelen mermilerle birlikte düşürüldü. Ve artık geldi takım arkadaşına doğru sürmek isteyecek. Bir diğer tepede S2G var RMCG. Nox'u düşürdü Azimov'un üzerine gelen Molotov sonrasında. Onun yandığını görüyoruz. Silas burada skoru olan isim. Clutch ya da Mustafa'nın ismi olmuştu. Artık sizin hayatta. Clutch ve Mehmet Ovi ikilisi futbolist karşısında. Bir tutmak istiyorlar. Bu ekipi Lovaz'in yerde bitiriliyor ama onu bitiren isim de Silas. S2G buradan çok güzel puanları topladı. Skop'tan da 13 leşe kadar geldiler. Silas ve RMCG ikilisi. Nihat şu anda yerde. Takım arkadaşı Reis'le birlikte burayı kazanmak istiyor. S2G daha 2 kişi kalmıştı ama buraya gerçekten o kadar güzel oynadı ki. Buradan o kadar güzel puanları topladılar ki rakiplerinden bir tık daha öne geçmiş bile olabilirler. Alanın içerisindeler. Şimdi hala sakin iki oyuncu da karşılıklı tavalar bile atılıyor artık. Nasıl bir mücadele izliyoruz şu anda. Scott Silas tavasını gönderiyor. Tavayla bir headshot bulması yok mu şu anda? Clutch'ın yanına doğru gelen tava yine bir... Yani utility'ler kalmadı değil. Sencer. Utility'ler kalmadı, bombalar kalmadı. Azıcık daha buggy'yi öne çıkarttı, alanın içerisinde kalmamasını sağladı. Silas bu arada sol tarafta dans ediyor. Halay çekiyor RMCG ile birlikte. Karşı rakip takıma bakarak hatta halay çekmeye devam ediyor şu anda. RMCG de yanında. Clutch onları görebilecek bir pozisyonda değil tabii ki. Clutch hatta onu görürken bir ara ayağa kalktı gördük ama buggy ile birlikte geliyorlar şimdi. Silas silahıyla çekti. Clutch hasarları bıraktı. Clutch'ı düşürdü RMCG'nin. Çok az ama durum 2-2. RMCG alt tarafta canını yenemek isteyecek. Silas burada takım arkadaşını koruması gerekiyor. Silas bunu yakalayabilecek mi diye bakıyorum. Silas'tan güzel oyunlar geliyor ama Silas düşürüldü. RMCG canını doldurmuştu. RMCG kalktı. Mehmetov'dan inanılmaz bir oyun geliyor. Mehmetov S2G oyuncusu Silas'ı yakalamak için şimdi. RMCG'nin üzerine doydu. Mehmetov'un canı az. RMCG burada galibiyeti S2G'ye getiriyor ve Beşiktaş PUBG Mobile Open turnuvasının son Miramar haritasını yüksek leş puanıyla birlikte S2G kazanıyor. Maç istatistikleri de ekranlarımızda. Zaten S2G'nin çıkartmış olduğu o muhteşem kill puanlarından sonra onlardan bir oyuncuyu biz en fazla öldürmede göreceğiz diye tahmin ederken öyle de oldu. Silas en fazla öldürmeye sahip olan oyuncu. 6 tane skoru takımı adına tek başına alan isim. Aynı şekilde en fazla hasarı da atan oyuncu. 814 hasar. Zaten son pozisyonda RMCG ile birlikte takımının bu galibiyeti kazanmasında çok kritik bir rol oynamıştı. Silas en fazla asisti yapan yine Silas olmuş. En fazla öldürme onda, en fazla hasar onda, en fazla asist onda. Silas'ın nasıl iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha bu Miramar haritasında hatırlamış olduk.